Apple yapay zekayı nasıl kullanacak? Kendi ekosistemine nasıl entegre edecek? Telefonda, tablette, bilgisayarda yapay zekanın yeri ne olacak? İşte merakla beklenen bu soruların cevabı nihayet açıklığa kavuştu. Bu hafta başlayan yazılım geliştiricileri konferansının açılışında dünyanın en büyük donanım ve yazılım üreticilerinden birinin daha yapay zekaya ilişkin stratejisini öğrendik. It's showtime. Yazılım geliştiricileri konferansı ya da kısa ve stilize adıyla dap dap DC'de pek çok yenilik duyuruldu. Mesela artık telefon ekranındaki ikonların ve widget'ların yerini özgürce düzenleyebiliyorsunuz ya da kilit ekranındaki kamera ve el fenerini değiştirebiliyorsunuz. iOS kullanıcıları artık özgürsünüz. Android'çiler size hoş geldin 2024 diyor. Neyse, ciddiyete davet ediyorum. Her yaz düzenlenen konferansa ben bu kez sanal alemde katılmayı tercih ettim. 4 ay önce çıkan artırılmış gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro'nun içinde bu etkinliğe özel bir ortam tasarımı yapmışlar. Kendi mekanınızla onların hazırladığı bu geleceği çağrıştıran tasarım buluşuyor ve orada bir yandan kendi güneşinizin sıcaklığını hissederken bir yandan da yenilikleri takip edebiliyorsunuz. Biggest day the year. Who's Beth is fired Tabi yaklaşık 2 saat süren etkinliğin sonunda ensenizde güneş yanıkları alnınızda da sanal gerçeklik izleri kalıyor. Etkinlikte ilk duyurdukları şey de yine bu cihazla ilgili oldu zaten. Şu ana kadar sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde satılan Apple Vision Pro yakında Çin, Japonya, Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya ve İngiltere'de de satılmaya başlanacak. Türkiye satışları hakkında henüz bir takvim açıklanmadı. Daha 4 aylık olmasına rağmen işletim sisteminin ikinci sürümü yani Vision OS 2 de duyurulmuş oldu. Introducing Vision Ben belki ayrıca ilk 4 aylık kullanımıma ilişkin izlenimlerimi de videolaştırabilirim. Çünkü bazı konularda biraz yavaş gelişse de çok güzel bazı örnekler de yakaladım. Mesela Marvel'ın Vadifi gibi. Bu enteresan uygulamalar henüz yaygınlık kazanmamış olsa da ben onları hem yaşattıkları deneyim hem de hikaye anlatıcılığının geleceği açısından bir yorumlamak istiyorum. Etkinlikte işte bununla birlikte toplam 6 farklı platforma ilişkin yeni özellikler tanıtıldı ama tabii ki damgasını vuran şey elbette Apple'ın yapay zekaya getirdiği yaklaşım oldu. Her şeye kendi isimlerini takma adetleri olduğu için Artificial Intelligence kısaltmasındaki A harfini Apple olarak değiştirip ona Apple Intelligence adını vermişler. Yapay zeka tabirini de kişisel zeka olarak yorumlamayı tercih etmişler. Dikkatimi çeken şey seçtikleri slogan oldu. Daha ilk duyurudan itibaren AI for the rest of us yani geri kalanımız için yapay zeka sloganını kullandılar. Ne demek bu? Açıklayayım. Şimdi bu kanalın izleyicisi olduğunuza göre işte bilim, teknoloji ve gelecekle epeyce haşır neşir içli dışlı birisiniz ve yapay zekayı zaten ya duydunuz ya denemeye ve hatta gündelik hayatınıza entegre etmeye çoktan başladınız muhtemelen ama herkes sizin gibi değil ve sandığınızın aksine herkes yapay zekayı kullanmıyor. Evet biz kendi balonumuzun içinde belki öyleymiş gibi algılıyoruz ama sıradan insanların arasında o kadar da yaygınlaşmadı henüz. Haziran 2024 verilerine göre ABD'deki yetişkinlerin sadece %23'ü chat GPT'yi denemiş ve onların da büyük bir kısmı ilk kez kullandıktan sonra bir daha dönüp de kullanmamışlar. Yani 4 kişiden sadece biri. Peki ya geri kalanı? AI for the rest of us yani geri kalanımız için yapay zeka sloganı tam da burada anlam kazanıyor. Çünkü ABD'deki 4 kişiden 3'ü iPhone kullanıyor. Dolayısıyla en azından ABD için halkın çoğunluğu yapay zekayı bu güncellemelerden sonra aktif olarak kullanmaya başlayacak gündelik hayatında. O yüzden önemli bir etkinlikti bu. Ve benim görebildiğim kadarıyla Apple'ın yapay zeka stratejisinin iki önemli bacağı var. Kişisellik ve güvenlik. Etkinlikte döne dolaşa bu iki kavramın üzerinde durdular. Kişisellik onların değer önermesi. Çünkü düşündüğünüzde en kişisel bilgilerimizi nerede saklıyoruz? Tabii ki telefonlarımızda. Hani PC, personal computer da deniyor ama telefonlar bilgisayarlardan daha kişisel. Hatta en kişisel elektronik cihaz türü telefon diyebiliriz. E bunu yapay zeka ile buluşturduğunuzda sıradan insanın hayatına zaten çok büyük bir katkı sağlamış oluyorsunuz. Apple Intelligence uygulamaların içinde eyleme geçebilmenizi sağlayacak böylelikle. Örneğin bildirimlerinizi yönetebilecek, önemli olan mesajları özetleyip öne çıkaracak ya da sizin için otomatik olarak bir şeyler yazabilecek. Üstelik işletim sisteminin herhangi bir yerinde bu özellikleri kullanabileceksiniz. Mesela yazılan bir e-postayı daha profesyonel bir dille yeniden yazmasını isteyebileceksiniz veya işte posta ve diğer uygulamalardaki metinleri size özetleyebilecek. E tüm bunlar LLM'lerin yani Large Language Model'ların zaten yapabildiği şeylerdi. Ama şimdi işte işletim sistemi seviyesinde yani daha çekirdekten yerleşmiş özellikler haline geleceği için e, geri kalanımız da bunlardan faydalanmaya başlayacak. Etkinlikte verilen çarpıcı örneklerden biri şöyleydi. Diyelim eşiniz size bir podcast tavsiyesinde bulundu ama adını unuttunuz. Hatta nereden yazdığını bile unuttunuz. Ya mesaj mı göndermişti yoksa işte mail mi atmıştı filan hatırlamıyorsunuz. İşte artık yapay zekaya sahip olacak Siri'ye şöyle diyorsunuz. Ya eşim geçenlerde bana bir podcast tavsiye etmişti. Onu bir bulup oynatsana ya. Bu kadar. Sadece bunu söylüyorsunuz. Hangi iletişim aracıyla geldiğine bakmaksızın o da gidiyor eşinizin gönderdiği tüm mesajları şöyle bir tarıyor, okuyor, tavsiye ettiği podcast'i tespit edip buluyor ve oynatmaya başlıyor. Yani eyleme geçiyor. Evet burada biraz duraksayalım. Yani eşinizin bütün mesajlarını açıp okuyan bir yapay zevka fikri biraz irkiltici tabii. Nasıl yani en kişisel yazışmalarımızı bile takip mi edecek diye bir soru geliyor insanın aklına. Zaten öyle olduğu için de yapay zeka stratejisi konusunda üzerinde en çok durdukları ikinci şey de bu oldu. Yani güvenlik. Apple'ın marka hikayesinin en önemli aktörlerinden biri privacy yani mahremiyet. Şirketin söylediğine göre yapay zekaya ilişkin etkileşimlerde 3 katmanlı bir yapı uygulanacak. Önce cihazın üzerinde çözülüp çözülemeyeceğine bakılacak. Yani hemen orada offline bir deneyimle. Örneğin işte az önceki podcast sorusunun cevabını telefondan hiç çıkmadan verebiliyor mu, veremiyor mu? Eğer verebiliyorsa kendi içinde hemen çözümü üretip size verecek. Tabi bu özellik için o cihazın A17 Pro ya da M serisi yeni nesil çipe sahip bir cihaz olması gerek. Eğer cevabı verebilmek için bu cihazın dışına çıkıp bazı bilgileri internete göndermesi gerekiyorsa e ki pek çok yapay zeka sistemi zaten bu şekilde işliyor biliyorsunuz. O zaman da cloud'a gidiyor ya Buna da Private Cloud adını vermişler. Yani size özel ve gizli bir bulut sistemi inşa edeceklerini söylüyorlar. Sorunun türüne göre bulutun ilgili kısmına ulaşıp oradan bilgileri çekecekmiş. Oraya gönderilen bilgiler depolanmayacakmış. Apple oraya erişemeyecekmiş ve bağımsız bir takım uzmanlarca denetlenecekmiş. E bunun normal bulut tabanlı elelemlerden ne farkı var diyeceksiniz? Bilmiyorum. Buna güvenip güvenmemek size kalmış. Ben kişisel olarak İnternete bir şekilde giden bir bilginin tümüyle silineceğine inanmakta biraz zorlanıyorum. Karşı tarafın kötü niyetli olmasından da kaynaklanmıyor. Her zaman böyle bir hata payının olabileceğini düşündüğümden ben biraz şüpheciyim. Nitekim geçenlerde Apple'ın fotoğraf uygulamasına ta yıllar önce yüklenip de silinmiş bazı görsellerin ne hikmetse tekrar... Kullanıcıların uygulamalarında böyle birden belirmeye başladığı rapor edildi ve Apple da bir güncellemeyle bunu düzeltmek zorunda kaldı. Yani ne kadar güvenli olursa olsun internet etkileşimlerinizde her zaman böyle dikkatli, sorumlu davranmakta fayda var. Ne dedik? Bir soru sorduğunuzda önce cihazın içinde çözmeye çalışıyor, e yetmezse sonra da gerekirse private cloud'a gidiyor. Böyle ikinci bir katman oluşturuyor. İşte üçüncü bir katman olarak. Üçüncü parti yapay zeka sistemleriyle de entegre edeceklerini duyurdular ve ilk olarak ChatGPT ile başlayacaklar buna. Yani bir soruyu sorduğunuzda o merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz şeye bağlı olarak size diyecek ki bunu ChatGPT ile yapmamı ister misin diye soracak ve siz de eğer kabul ederseniz yani opsiyonel olarak gidip ChatGPT ile çözülmesini sağlayacak. Burada GPT-4o'yu kullanacaklarını açıkladılar. Ama hani o GPT-4 onun demosundaki kadar etkileyici şeyler göstermediler. Hani böyle insan gibi konuşan bir ses falan duymadık. Ama insan gibi yani doğal ve hatalı konuşmalarınızı daha rahat algılayabileceğini gösterdiler. Yani dil işleme becerileri yine LLM sayesinde gelen bir özellik biliyorsunuz. İşte böylece OpenAI ile bir işbirliği yapmış olduklarını da resmen duyurmuş ve onaylamış oldular. E bu da bir yandan güvenlik ve mahremiyet diyen bir şirketin bu konuda ne kadar tutarlı olabileceği konusunda bir tartışma yarattı ister istemez. Örneğin Elon Musk şöyle bir tepki gösterdi. Apple OpenAI'yı işletim sistemi düzeyinde entegre ederse Apple cihazları şirketlerimde yasaklanacak. Bu kabul edilemez bir güvenlik ihlali. Aynen böyle dedi. Apple ise bunun isteğe bağlı bir entegrasyon olduğunu belirtiyor ve sadece bu şirkete, yani OpenAI'ya bağlı kalmayacak gibiler. İşte Google'ın Gemini modeli ve Anthropic'in Cloud modeli gibi bir takım işbirliklerine dair çeşitli söylentiler de dolaşıyor endüstride. Ben özellikle Cloud entegrasyonunu heyecanla bekliyorum eğer olursa çok iyi çünkü Türkçe dil becerileri açısından bence diğerlerinden daha başarılı. Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Etkinlikte sadece İngilizce diline dair destek resmen açıklandı. Ancak el elemler genel olarak Türkçe'de dahil olmak üzere pek çok dili destekliyor. Eğer güvenlik nedeniyle bu dil yeteneklerini kısıtlamazlarsa Türkçe'de kullanılabilir diye ben tahmin ediyorum. Yapay zekanın en başarılı olduğu konulardan biri görsel üretebilmesi. Apple bunu da entegre edip adına da Genmoji demiş. Hani emoji gibi bir takım reaksiyonlar var ya onları anında üretebiliyor. Bunun yanında bir de Image Playground yani görsel oyun bahçesi diye bir özellik tanıttılar. Bu da biraz işte Mid Journey ya da Dali gibi duruyor. Mesela bir arkadaşınızın doğum gününü kutlayacaksınız diyelim. Arkadaşınızın iletişim bilgileri zaten fotoğraflı olarak telefonunuzda var. İşte ona mesaj atarken yapay zeka arkadaşınızın fotoğrafına bakıp onun bir görselini üretebiliyor. Onu bir güzel balonlarla, pastalarla filan da paketleyip mesajınızı gönderiyorsunuz. Gerçek doğum günü kutlamasına filan gerek kalmıyor. Sanal sanal hallediyorsunuz işinizi temiz. Buradaki görsel üretme motoru 3 farklı stili destekliyor. Sketch, illüstrasyon ve animasyon. Bu özellik sadece mesajlaşırken değil, Pages gibi, Not, Keynote falan gibi başka uygulamalarda da kullanılabiliyor. Bunun yanı sıra el yazınızı düzeltebiliyor. Böyle bir şey ilk kez gördüm açıkçası. El yazınızın karakteristik özelliklerini tanıyıp onu daha okunaklı ve düzgün hale getirebileceğini gösterdiler mesela. Bilmiyorum belki imzanızı bile taklit edebilir kim bilir? Hatta bir yerlerden kopyaladığınız bir metni sizin el yazınızla yapıştırabilme özelliğini getirmişler. iPad'e gelen en önemli özellik yıllardır beklediğimiz, hayallerini kurduğumuz hesap makinesi uygulaması oldu. Burada gülüyorum çünkü bu konu teknoloji dünyasında çok uzun süredir bir espri konusu zaten. Ve nihayet iPad'in bir hesap makinesi de olacak. <laughs> Üstelik bilimsel hesapların da yapılabildiği bir uygulama olacak bu. Ama beni daha çok heyecanlandıran yine el yazısını kullanarak matematik işlemlerini yapabilmek oldu. Math note demişler buna da. Diyelim ki bir çarpma işlemi yapıyorsunuz. Eşittir yazdığınız anda size çarpma işleminin sonucunu el yazısıyla yazıyor. Eğer eşitliğin bir tarafını değiştirirseniz sonucunu da değiştiriyor. Alt alta bir şeyler yazdınız yanına da sayılar eklediniz diyelim. Altına hop bir çizgi çekince size onların toplamını veriyor. Bu arada değişkenleri de destekliyor. İşte pinpon topunun yüksekliğini hesaplayan bir fiziksel formül kullandınız diyelim, bunun hesaplamasını yapabiliyor. Tabi orada değişken kullandığınız için onun değerini silip başka bir şeyi yerine yazınca ona göre sonucu da güncelliyor ya da grafiğini oluşturabiliyor. Açıyı değiştirdiğinizde çizdiği grafik gerçek zamanlı olarak değişiyor. Eğitimde kullanılabilecek çok güzel bir özellik bu. Bir başka entegrasyon taslak çizimlerinizi görselleştirirken kullanılıyor. Yapay zeka o anda ekranınızda olan şeylerin de farkında olacak. Örneğin işte New York'ta giydiğim pembe ceketli fotoğraflarım vardı beni. Onları bir bul dediğinizde hepsini bulup getirecek. Aslında buna benzer bir özelliği ben neredeyse 10 yıldır filan Google Photos uygulamasında aktif olarak kullanıyordum. Ama biraz yavaş çalışıyordu açıkçası. Burada artık çok daha hızlı çalışacağını ümit ediyorum. Bir de sadece arayıp bulmaktan ibaret olmayacak. işte fotoğrafı düzelt daha iyi hale getirecek. Ve işletim sistemi seviyesinde çalışmanın avantajıyla bunu alıp not uygulamasındaki biyografinin içine yerleştir dediğinizde bunu yapabilecek. Ekrandakilerin farkında olma özelliği de işte yine güvenlik konusunda bazı endişeleri akla getiriyor ister istemez. Nitekim geçenlerde Microsoft'un Windows işletim sistemi için duyurduğu recall özelliği epeyce bir tartışma yarattı ve o yüzden Microsoft da geri adım atıp bu özelliği zorunlu olmaktan çıkarıp isteğe bağlı hale getirmek zorunda kaldı. Apple'ın ekran farkındalığı olarak tanıttığı şeyle ilgili de böyle bir tepkiye oluşur mu onu hep birlikte göreceğiz. Tümüyle aynı şeyler olmasa da içinde kişiselleştirilmiş kelimesi geçen her türlü deneyim için yani o kişiselleşme işlemi için sizin bazı bilgilerinizi vermeniz ve onları kullandırmanız gerektiğini unutmayın. Bunun hangi seviyede ne kadar güvenli olacağı işte tercih ettiğiniz platformlara göre değişir. ChatGPT daha 18 ay önce tanıtıldı ama neredeyse tüm teknoloji şirketlerini bayağı köklü değişimlere zorladı. Apple her zaman olduğu gibi bu değişimi hemen gerçekleştirmek yerine smart follower'lık, akıllı takipçilik yaptı ve biraz daha olgunlaştıktan sonra entegre etmeyi tercih etti. Aslına bakarsanız daha tam olarak entegre etmedi beta aşamasında. Şimdilik sadece böyle stratejileri olduğunu duyurdu. Bu yenilikler sonbahardan itibaren uyumlu cihazlara güncelleme şeklinde gelmeye başlayacak. Uyumlu cihazlar derken de telefon olarak sadece iPhone 15 Pro ve Pro Max ile M serisi işlemcili iPad'ler ve MacBook'lar. Yani bu yıl aldığınız telefon bile eğer Pro değilse zeka açısından nasıl desem biraz anladınız. Sonuçta bu Apple Intelligence. Apple'ın zekası.